BPI Dark Passage mücadelesinde Dark Passage yine oyunun başında ortada giden mücadelede oyunun orta bölümünden itibaren yapmış olduğu doğru tercihler sayesinde maçı kazanmayı bildi. Son olarak da kimle kim bir maçı vardı? AV ile Atlas. Atlas biliyorsunuz yeniden geri döndü Şampiyon Ligi'ne ve geldi gibi de ilk galibiyetini almayı başardı AV karşısında. Game of Thrones diyebileceğimiz mücadelede az trollayan takım olmayı başardılar ve onlar da dün galip gelmeyi başaran takımlardan birisi oldu. Ama şimdi artık bugünün maçına geçmemiz lazım. BPI AV maçındayız arkadaşlar. BPI kadrosuna bakalım. Yukarı koridorda Panky. Orta koridorda Rios'ta. Rios'ta ormanda mı yoksa orta koridorda mı? Ormanda gözüküyor şu anda. Sanırsam bir yanlış... Yok, yanlış oldu. Olduğunu pek zannetmiyorum. Ormana geri mi döndü Rios'ta? Birazdan göreceğiz. Peki. Açıkçası benim çok fazla bilgim yok fakat sıralamanın doğru olması lazım. Yani sıralama üst koridor, orman, orta koridor, saldırı gücü taşıyıcısı ve destek bölümünde olmalı. Paddon da bu sırada alt koridor, şeye geçmiş, nişancıların önüne geçmiş. Evet. Ya dün onu izlemiştim, hatırlıyorum ama Rios'ta sanki ortada diye hatırlıyorum. Neyse, Evenslar muhtemelen ortada gibi gözüküyor şu an. Paddon ve Rogue da aşağıda mücadele edecek BPI Spider adına. Diğer tarafta AV takımının yukarı koridoru Meteoix, o da yeni bir isim. Heroes yine yeni bir isim. Aphrox, Ruvelius yine yeni bir isim ve Caliente. Burada aslında Aphrox ve Caliente az çok tanıdık isimler ama evet, diğer isimler birazcık daha yeni takıma aynen öyle giren oyuncular olarak göze çarpıyor. Şimdi arkadaşlar şunu da hatırlatalım. Şu anda 4.5 yamasında oynuyoruz. Evet. 4.6 yamasında değiliz. Buna göre hani şu an normalde oyuncudan biraz daha farklı bir meta görebiliriz takımlardan. LeBlanc, Draven ve Evelynn yasaklamaları gelmiş BPI'den. Buna karşılık ABH ekibinden Lee Sin, Kha'Zix ve Vel'Koz yasaklamaları geliyor. Vel'Koz aslında biraz daha desteğe dayalı bir yasaklama olmuş gibi gözüküyor. Bunun dışındaki yasaklama, yani 6 yasaklamanın yarısı zaten ormana gitmiş. Lee Sin, Kha'Zix, Evelynn. Aynen öyle. LeBlanc tabi yasaklanınca hemen orta koridorda BPI takımında Evelynn tercihi geldi. Evelynn daha doğrusu Nidalee tercihi geldi. Nidalee'nin hiç sevmediği bir şampiyon. Özellikle oyunun başından itibaren LeBlanc çaresi olarak gözüken bir şampiyon. Bunu yasakladıktan sonra açıkçası alınacağı belli ama Nidalee ilk dedikten sonra rakipte de AV'de de Jax tercihi geldi. Jax son dönemlerin artık moda şampiyonu. Hatta evet, yani şunu söylemek lazım. Son metada 1-5 seviyesi arasında Jax'in en zayıf olduğu dönemde dörtlü koridor ittirmesine dahil olunca o seviyede çok rahatlıkla atlatıyor ve en güçlü olduğu zamanlara geliyor. Ultisi açıldıktan sonraki o tanklık ve fazla hasar verebileceği döneme geliyor. Ki oyundaki en ideoloji diyebiliriz belki de. Bu yüzden Jax çok güçlü. Bir de ışınlanma ayrı koridorda ittirme potansiyeli çok fazla arttırıyor. Ya o kadar değişik sahneler gördük son zamanlarda. Kuleyi vurmakta olan Jax'in kulesine ışınlanan rakip oyuncunun direkt Jax'in o kuleden kazanmış olduğu saldırı hızı yüzünden direkt düşebildiğini veya işte tek tek de onun karşısında durmaya çalışan şampiyonların nasıl telef olabildiğini, ki burada özellikle Renekton'dan bahsetmek lazım. Renekton erken seviyelerde normalde koridor kabadayısı bir şampiyon ama son değişimlerden sonra özellikle ultisinden gelen ekstra hasarın düşmesi ve erken seviyelerde biliyorsun ki bu ultiden gelen ekstra canın da birazcık dengelenmesi yüzünden artık o kadar da koridor kabadayısı bir şampiyon aynen değil. Normalde Jax deyince aklı ilk gelen şampiyon Renekton ama özellikle mahvolmuş Kırın Kılıcı bittikten sonra Renekton da Jax'in karşısında çok zor durabiliyor. Ya bir de işte Jax'in o senin söylediğin 1-5 seviyesinden sonra 6. seviyeye geldiği anda birebir de gerçekten durdurulmaz bir şampiyon haline gelebiliyor ve hani Renekton'a karşı bence yine ayakta durabilecek gibi geliyor üst koridorda. Aynı zamanda bir koridor değişikliği de gidebilir. Nerede gidebilir? Yani bana öyle geliyor ki bir koridor değişikliği olacak. Ama şimdiki yukarı koridordaki oyuncularda tutuştur görüyorum. Bu tutuştur tercihi acaba nasıl kullanılacak? Çünkü genelde koridor değişikliği olduğunda ormancının gelmesi haber var. Aşağı koridor üçlendikten sonra bir de yukarı koridor oyuncusu yukarıda rakibin de aynı şeyi yapacağını düşünerek aşağı koridora geliyor. Ve dörtlü koridor ittirme muhabbetleri başlıyor. Ama bunu yapabilmek için yukarı koridor oyuncusunun bir ışınlanmaya ihtiyacı var. Çünkü rakip de aynı şeyi yaparken eğer minyon dalgalarını ayarlayamazsa kendi takım arkadaşları ve rakip takım kendi inhibitor kulesine yaklaşırsa iki kuleyi aldıktan sonra o kadar uzuyor çünkü o mücadele. O ışınlanmayı çok kritik bir noktada kullanmak zorunda kalabiliyor. Ama tercih etmezlerse o zaman bu şekilde bir taktik yapmayacaklarını gösterebilir bize. Bu sırada Rheos'ta da şu anda çarp büyüsünü aldı. Rheos'ta'yı bugün ormanda göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Evenstar orta koridorda olacak. Çok da büyük ihtimalle elinde
bir Nidalee olacak. Reusta da Elise'i tercih edecek gibi gözüküyor. Jana yeniden geldi. Alt koridorda destek rolüne yeniden Jana'yı görecekmişiz gibime geliyor. Şu şey metası biraz dağıldı. Aşırı tank ve nasıl diyelim, biraz daha böyle karşı takımın üstüne çok fazla giden agresif destek rolü biraz dağıldı. Özellikle Leona ve Thresh'ten bahsediyorum burada. Hani biraz daha bunun yerine kırılgan ve yanındaki taşıyıcıya yardımcı olabilen destek şampiyonları gelmeye başladı. De takım savaşının giriş çıkışta fark yaratan şampiyonlara tercih ediyor. Burada hani bakıyorum Jax, Zed ve üzerinde şimdi eğer tercih edilirse Xin Zhao. Üçü de rakip takımın içine girebilen şampiyonlar. Can'ın da en büyük özelliği o Muson'u sayesinde içeri giren şampiyonları bir anda o kritik şampiyon üzerinden atabilmesi. Bu yüzden güzel bir tercih bana sorarsan. Özellikle Jax'e karşı bir de bitkinleştir tercihi çok doğru. Yine burada esas korumak istenen şampiyon tabii ki Lucian. Çünkü eğer karşı saldırısıyla Jax içeri girip kombosunu yapabilirse Lucian üzerinde, Lucian'ın çok fazla bir yaşama şansı yok. O yüzden bitkinleşir tam böyle hani birazcık daha suikast potansiyeli fazla olan arkadaki önemli şampiyona gidebilecek, şampiyonlara karşı tercih edebilecek çok önemli bir mekanik bana sorarsan. Burada güzel bir tercih yaptı şu an Rogue'u kağıt üzerinde. Tabi 4.5 yaması da olduğumuz için şifanın hala bir tanesi atıldıktan sonra ikincisinin %50 azalması gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden çift şifa göreceğiz diğer tarafta AV ikilisinde. Ki bunu yapmaları doğru bana sorarsan. Çünkü rakip takımda bu sefer Jax gibi potansiyel olan bir şampiyon. Yani içeri girip de bir anda ani bir hasar bırakıp da sizin nişancınızı alabilecek bir şampiyon bana sorarsan yok. Yani burada belki birazcık Renekton tehlikeli olabilir ama Naomi'nin yetenekleri bence Renekton'ı o Caitlyn'den, hatta Xin Zhao'yu da işin içine katacak olursak uzak tutacaktır diye düşünüyorum. Söylediğin çok doğru. Bu soru arkadaşlar, bugün başka hangi maçlar var? Bunlardan da bahsedelim size. Bugün ilk olarak BPI, Spyler ve AVH maçını izleyeceğiz. Ardından HVA, Game Sultan ve Dark Passage, Bino Game maçını izleyeceğiz. Bundan sonra AVH'nin ikinci maçı olan, günün ikinci maçı olan Ant'la karşılaşmasını izleyeceğiz. Bundan sonra da TT ve Atlas maçı var ve günün son maçı Wildfire Games Atış ve Ant arasında olacak. Birazdan da şimdi maçımıza geçeceğiz. Söylediğimiz gibi BPI Spyler ve AVE arasındayız. Bu arada doğru bir tercih yapmış çünkü karşısında Zed var. O da yine az önce açıklamaya çalıştığım mantıktan yola çıkarak belki birazcık daha ileriyi düşünerek bu tercihi yaptı. Janna ile değişti bu tercihi. Janna şifa aldı. Nidalee bitkinleşire döndü. Niye? Çünkü kendi koridorunda açıkçası Zed'in karşısında o bitkinleştire ihtiyacı olacak. Özellikle 6 seviye olduktan sonra Zed'in kendini tamamen adaması sonucunda o ultiyi kullandıktan sonra rakibin üzerine atacağı bitkinleştir kendisini koruyacaktır. Aynen ki öyle. Yani tutuştur gelse bile üzerine Zed'den hasarı yeterli olmayacaktır. İyileştirden bence de yani çok daha fazla işe yarayacaktır. Çünkü bitkinlik sayesinde Zed'in vereceği hasarı neredeyse böyle sıfıra indirebilecek. O komboyu yarıda bıraktıracak. %50'ye çünkü yükseldi arkadaşlar artık o rakibin hasarını düşürme potansiyeli. Ki erken seviyelerde Jax'in aşağı koridorda sıkıntı yaratmayacağını düşünerek Janna ile o değişimi yapması Nidalee'nin bence burada oyunun erken safhasında özellikle Zed'in karşısında durma potansiyelini arttırdı diye düşünüyorum. Yani burada ikinci bir tercih ne olabilirdi? Şifayı alıp hani Zed üzerine geldiğinde tutuşturu bıraktan da şifayla tutuşturu eskisini kaldırıp üzerine kendi iyileştirmesiyle canını yeniden arttırabilirdi. Ama burada Zed'e karşı ben çok daha mantıklı bir tercih oldu. Ama şu sıkıntı olabilir. Oyunun ilerleyen dönemlerinde Nidalee eğer pozisyon dışında kalırsa, Jax'e ulaşamayacak bir durumda kalırsa ve Caitlyn'in üzerine Jax giderse bu sefer Jax'e o bitkinleşir etkisini kim atacak? Nidalee'nin özellikle çok uzaklardan dürttüğünü biliyoruz. Caitlyn'in yan yana olursa bu da ayrı bir tehlike. Çünkü bu zaman Nami ultisi devreye girecek. Evet. Yani birazcık peel olayını yapmaları gerekecek. Yani Nidalee ile eğer Caitlyn'i aynı noktada görürse bu noktada, daha doğrusu Lucian aynı noktada görürse AV takımı, o Nami ultisiyle beraber içeri girmek konusunda bir an bile tereddüt etmeyecektir. O yüzden oyunun ilerleyen dönemlerinde pozisyondan ötürü birazcık sıkıntı olabilir ama erken dönem için ben çok doğru bir tercih bu bitkinleştir. Bu sırada arkadaşlar oyunumuz başladı fakat ufak bir duraklatma var. Şu anda onun açılmasını bekliyoruz. Ardından oyunumuz başlayacak ve biz de sunmaya başlayacağız. Tekrardan hatırlatalım, iki takımın da 15'er dakikalık bekletme hakları var. Şu anda bunu bekliyoruz. Bakalım tabii neler şimdi olacak. Xin Zhao, Jax, işte Nocturne gibi şampiyonların geri dönüşü Regal'ın Fener'in değişmesiyle beraber taşıyıcı özelliklere sahip ormancılar geri dönüyor. Aslında taşıyıcı özelliklere sahip demek birazcık eksik bir ifade olabilir. Taşıyıcıdan öte birazcık daha global görevleri, o Ejderha'yı, Baron'u, işte rakibin güçlendirmeyi çalabilen, erken safhada yapabilen şampiyonlar. Çünkü
Regan'ın fenini yaptıktan sonra gerçekten büyük bir ormancıda canavarlara karşı, canavar kaplanına karşı ve bu tip görevlere karşı hasar verme potansiyeli artıyor. Şimdi burada Elise'in öyle bir eşya yapmayacağını düşünecek olursak, Sinzano'nun ise oyunun başında eğer böyle bir tercih yaparsa Regan'ın feniyle beraber erken safhada ejderha kontrolünü bir anda AV takımı ele geçirebilir. Çünkü Regan'ın fenerinin vermiş olduğu ekstra saldırının hızlanması potansiyeli burada Sinzano'nun da kendi yetenekleriyle birleştirdiği zaman çok fazla bir hasar oluşturuyor. Burada BPI takımının bence oyunun başında bu ejderha kontrolünü ele geçirmesi lazım. Eğer rakibi ejderhayı bırakacaksa da yukarı koridor, orta koridor gibi kritik noktalardan kule alması gerekecek diye düşünüyorum. Bu sırada arkadaşlar oyunumuz başlamıştı fakat tekrardan bir duraklatma geldi. Ben hemen onun sebebini öğrenmeye çalışacağım. Tabi Regal'ın feneri arkadaşlar 4.5'te yaban alevine dönüşmeden önce 25 tane yük gerektiriyor. Biliyorsunuz 4.6'da bu 30'a yükseldi. Şimdi bu durumuyla gerçekten Regal'ın feneri çok güçlü bir eşya. Yani gerçekten inanılmaz güçlü bir eşya. Özellikle birazdan göreceğiz. Eğer Sinza oyunun başında hani kordonu kazanma potansiyeli olan şampiyonlardan bahsediyoruz burada. Jax 1.5'te biraz zayıf ama devamında koridorunu domine edebilecek bir düelloji. Orta koridorda Zed, Nidalee'ye karşı 1.5 arasında çok rahat. 6. seviyeden sonra yine çok rahat olacak. Aşağı koridorda Nami ile Caitlyn. Caitlyn zaten o çalı kontrolü sayesinde gerekse Nami'nin kendisine vermiş olduğu ekstra hızlandırma, rakibi yavaşlatmasını sağlayan hediyesi, hatta 6'dan sonra takım savaşından beraber çıkabilmeleri, hem Nami'nin ultisi hem Caitlyn'in o 90 kabiliyet ağı ile beraber çıkabilmesi yüzünden çok rahat bir koridor. Sinza burada ormanda kalmak isteyecek ve muhtemelen yapacağı Regan'ın fenerinin 25 tane yükünü biriktirmeye çalışacak, evet. Ki devamında global görevlerde AV takımı biraz daha üstün olabilsin. Tabi bunun dezavantajı nedir? Koridorlardan bir tanesi kaybetmeye başlarsa ve Sinza o koridora baskı yapmaya gelirse bu sefer o 25 yük gecikecek ve rakibin yapacağı, ki burada Elise'in yapacağı eşyayı ben muhtemelen antik golemin ruhu olarak tercih ediyorum. Oyunun başında daha büyük bir potansiyel olacak bu eşyanın. Bu sırada arkadaşlar oyunumuz tekrardan başladı. Mavi tarafta BPI takım var, kırmızı tarafta AV takım var. Şu anda yine iki takım da artık alıştığımız klasik defansif bir şekilde orman girişlerini tutmaya başladılar. Şu ana kadar bir koridor değişikliği yokmuş gibi gözüküyor. Hem Nami Caitlyn ikilisi hem de Lucian ve Janna ikilisi alt koridorda. Renekton'da mavi güçlendirmenin orada. Yani hala değişiklik olabilir dedim ki. Artık bu yani 1.20'den sonra çok fazla hareket edeceklerini zannetmiyorum. Bu sırada Elise de Zin de kırmızı güçlendirmeden başlayacakmış gibi gözüküyor. Minyonlar harekete geçti. Bundan sonra acaba direkt üst koridora gidebilirler. Yani Elise üst koridora, Zin alt koridora direkt gider mi acaba? Elise aslında 3. seviyeden sonra baskın yapmayı seven bir şampiyon. Bunu deneyebilir gibime geliyor. Ama işte Jax'e de koridor safhasında baskın yapmak çok zor. Özellikle sıçrayan vuruşuyla uzaklaşma özelliği sayesinde yani rahatlıkla oradan kaçabilecektir. Tabii yani zihniyetine gerekirse sıçrayacak. Gerekirse minyon dalgasını onu çok iyi ayarlaması lazım. Elise'in o noktada baskılarını yaparken kendi minyon dalgasını izleyerek, rakibin minyon dalgasının nerede olduğunu görerek mesela yukarı koridora Lissine karşı basına giderken de böyle bir şey yapılması gerekiyor. Bu arada yukarı koridorda ben Jax'in başlamış olduğu o dokuma zırh ve 5 tane X'iyle beraber belki ormanda birazcık kalmasını beklerdim ama hayır. Takım arkadaşı da aşağıdan başlayınca koridora herhangi bir minyon ya da canavar kampı avantajı da gelmedi. Evet. Pengi'nin burada işi kolay değil. Yani oyunun başında özellikle o Jax'i oyundan düşürmesi lazım. Bir şekilde onu oyundan düşürmeyi başarırsa bu ileride en çok Lucian'a yarayacak. Belki de Nidalee'ye yarayacak ama eğer bu dönemde bir de rakibine herhangi bir şekilde skor verirse, bir avantaj sağlarsa o zaman skor olur. Zaten bak Jax şu an sınırlarını biliyor. Çok fazla yaklaşmıyor. Bir de rakibin öfkesinin de kırmızı bir noktada olduğunu bildiği için ikinci seviyede hem sersemletme hem de ezik katilini kullanırsa çok fazla hasar olabilir ve yani bir anda hasar. Koridoru kaybeder. Aynen. Bir tane veya iki tane minyon almak için koridorun kontrolünü tamamen kaybetmiş hale gelebilir. Senin de söylediğin gibi biraz daha şu anda geride duruyor. Ya 6. seviyeyi beklemesi lazım. Yani en azından 6. seviyeye kadar dikkatli olması lazım burada Jax'in. 6. seviyeden sonra çok daha rahat bir şekilde koridorda durabilecektir. Gerekirse Renekton'la kapışabilecektir diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi burada hem Durant kılıcının vermiş olduğu ekstra bonusla. Ama bu arada hemen onu kaçırınca evet. Kuşatma minyonu. Hem Durant kılıcından gelen ekstra can saldırı gücü. Üzerine Renekton'un tabii oyunun başında birazcık daha iyi durumda olması rakibine göre
geçeceksin. Birazcık daha geride kabullenmesine sebep oluyor ama bu hiç sıkıntı değil. Eğer minyon seviyesini istediği noktada tutabilirse herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Şimdi sırada Caitlyn ve Nami ikisi biraz daha ittirmiş. Orta koridorda tabii şöyle bir şey var. Şu anda Afrox çok fazla ittiriyor. Ama Miguel'i söylediğiniz gibi 6. seviyeye kadar gerçekten... Bu sırada alt koridorda bir aksiyon mu var acaba? Ama hayır. Küçük dürtülmelerden sonra iki tarafta geri çekiliyor. Elise yalnız şu anda orta koridora geliyor. Orta koridorda bir baskın görebiliriz. Ve bir koza denemesi ama hayır. Afrox oradan çekilmeyi başarıyor. Ki tutsaydı bile öldürmeye yetmeyecekti ama koridor safhasında bayağı bir zorlanacaktı. Sıkıntılı partide oyunun başında eğer koridorlarda yetimde baskılamazsa, eğer bir sıçrama alamazsa veya bir skor asist yaratamazsa, rakibi zimzanın yapmış olduğu eşya tercihiyle ondan çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyor ki doğru düşünüyor bana sorarsan. Şimdi yalnız Zinza yukarıya geldi. Heroes bakalım tanki yakılacak ve kesbiçi şu an evet geldi. Renek ve en özel yapan şeylerden bir tanesi bu, yalnız sıçramasını kullandıracaklar. Üzerine bir de tutuştur ve ilk kanı orada Zinza'ya gitti. İşte bu da belki sıkıntıların en büyüğü olacak. Çünkü yani ormandan çok fazla çıkmayacağını tahmin ediyoruz. Ama oyunun başından beri bunu düşünüyorduk. Bir de çıkıp da ilk çıkışından skor alırsa bu sefer Regal'ın fenerinin gelişi çok daha hızlı olacak. Tabi yapmayı tercih ederse hep Regal'ın feneri üzerinden gidiyoruz ama... Yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Şu anda hani Zin gibi yani senin söylemiş olduğun böyle birazcık taşıyıcı özelliğine sahip böyle global görevlerde etkili olan ormancılar genel olarak şu anda yani ve saldırı gücünden hasar veren ormancılar genel olarak şu anda Regal'ın fenerini tercih ediyorlar. Şimdi dönüşünde bakalım... Madrid'in pençesini çarptı mı? Galiba çarptı. Ama yine de geri dönmeyi başardı orada. Evet, dönüşte o hasarı aldı ama. Nidale büyük ihtimalle 6. seviye olmak istiyor ilk olarak. 6. seviye olduktan sonra da üstüne geri dönecek. Aynı zamanda şu anda koridoru da ittirmeye başladı. 6. seviye olunca aslında biraz daha rahatlayacaktır. Ben eşit olacaklarını düşünmüyorum koridor safhasında ama çok daha fazla rahatlayacağını düşünüyorum Zed'e karşı. Yani risk her zaman devam ediyor olacak ama en azından hani minyon dalgasını ittirdiği zaman Zed kuma formuna geçip hızlı bir şekilde o da kulesinin altına itiliyor. Kule altına girmek konusu Zed iki kere düşünecektir çünkü oyunun bu döneminde. O yüzden altını seviyor olmak tabii ki kendisine avantajlar kazandıracak. Ama nihayetinde o koridorda ben hala Zed'i birazcık daha avantajlı görüyorum. Evet, Madrid'in pençesi geldi. Üzerinde evet. Bir gezgin çizmeleri ki hani o kamplar arasındaki dolaşım bittiği anda koridorda şöyle bir uğrayım, yeniden geri döneyim. Ya yani bu bence çok güzel bir tercih oldu Zinza için. Oyunun başında avantajlı hale gelen Zinza'nın belki de yani alabileceği en iyi eşyalardan bir tanesiydi. Şimdi en azından hani o kampları temizledikten sonra koridora da belki de bir karşı baskına gidebilecek en azından. Evet, söylediğin çok doğru. Yani şu anda bu botlar sayesinde hem çok hızlı bir şekilde koridorlar arasında gezebilecek hem de aynı şekilde kamplar arasında gezebilecek. Yani şu anda olabildiğince hızlı bir şekilde hareket etmek istiyor. En azından Regal'ın fenerini bitirmek istiyor. Bitirdiği zaman o üstündeki o şarjları almak istiyor. Şu anda gerçekten çok doğru bir tercih yaptığını söyleyebiliriz. Agresif bir totem geldi. Aslında bu agresif totem demek çok da doğru değil. Defansif bir totem. Yani kendisi ormandan fazla çıkmayacağını bilerek Elise'in yerini takım arkadaşlarına aslında göstermek için noktası yalnız. Zeus da orada ormanda yakaladı mı yoksa yakalandı mı? Şimdi Heroes'un canı bayağı bitti ama sanırım orada Koza gelmeyince Heroes da uzaklaşmayı başardı. Daha da önemlisi büyük ilfeti çalmayı başardı bu noktada. Heroes şu ana kadar gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Yani minyon ya da canavar da şu an 30'a 21 belki geride olabilir. Bu arada aşağı koridor skor geldi. Caitlyn düştü. Sanırsam orada bir totem yemine kurban gitti. Çok çok büyük ihtimalle bir şey oldu. Üst koridorda bu sırada Renekton bayağı bir canı azalmıştı. Tabii 6. seviye olduğu için artık Jax çok daha rahat bir şekilde orada baskı kurabiliyor Renekton üstünde. Evet. Bu arada karşı saldırı gelecek mi orada? Yok, gelmedi. Diğer bir mızrak Afro... denemesi... Hayır, Afrox oradan çekilmeyi ama başarıyor. Ama devam edecek bu kovulamaca. Bir mızrak daha gelir mi? Yetişmez ama şu anda. Aslında yetişebilirmiş evet ama çok son anda böyle bir sağa çekilip oradan kaçmayı başardı Afrox. Ve şimdi büyük ihtimalle üstüne geri dönecektir. Zed. Pardon Zed. Afrox dedim zaten Zed. Tam... Aetrox mu dedin? Yok, ha, Afrox tamam. Dedim ben. Okay, ben de yanlış anladım. Şu anda şöyle bir şey var. Üst koridorda Panky Jax'le kapışmaya çalışıyor. Ama bir yok yandan ya. Da ittirmiş durumda. Şu an işi hiç kolay değil yani kule altına girmesi de çok sıkıntı. Yok karşı yani yapamaz saldırı. Bence. Oo bu sırada yalnız Nami'nin başı dertte. Lucian bakalım skor. Bir de pasifi. Evet orada skoru rahatlıkla almayı başarıyor.
Caitlyn'in yapabileceği çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Yukarıya yalnız bir baskın daha gidiyor şu an. Sizin hızlı bir şekilde ilerliyor. Kesip için muhtemelen var Pankin'in. Ve bunda farkında olduğu için ve totem görüşüne yakalandığı için Sinza orada fazla ısrarcı olmadı. Birazcık daha gitti şöyle. Panky'yi aslında birazcık Jack'ten uzaklaştırmaya çalışıyor bu noktada. Çünkü Panky yapmış olduğu iki tane Doran eşyasıyla ve 6. seviyenin de artık geçtiği için yani gücünün en yüksek olduğu noktaya doğru gidiyor. 8 ve 9 civarlarında birazcık eğer bu noktada Jax yani Meteox koridorda kalmayı başarırsa o bu arada karşı saldırı geldi. Çaklar gibi gözüküyor ama. Yok yok. Yani yemliyor şu an Panky çünkü ultisi var. Ultisini açtığı gibi de o bu arada şimdi Eliz geliyor. Eliz'in görüşünü alan. Zina orada. Poza tuttu. Bakalım Renekton yalnız içeri girdi. Bakalım Jax'in orada çok az canı var ve son vuruş orada Eliz'de kalıyor. Yalnız Zin hala devam ediyor. Renekton alabilecek mi acaba? Daha fazla ilerlemek istemiyor yalnız tabi orada şu anda. Zed geliyor. Rios da hem Panky orada olduğu için evet şu anda Aphrox bakalım oraya yetişecek mi? Arkasından yalnız Evenstar da geliyor. Orada bir takım savaşımsı bir şey görecekmişiz gibi mi geliyor benim? Hayır. Vazgeçti. İki taraf da vazgeçti. Daha fazla zorlamak istemediler. Ve oradan karlı çıkan taraf BPI takımı oluyor. Yani Rios hala zorluyor orada. Rios da güzel bir iş yaptı burada. O Jax'e bir dur demek lazımdı. En azından hani artık Renekton'un yavaş yavaş gücünün düşmeye başlayacağı şu dönemde kendisine bir skor veya asist kazandırmak önemli Jax karşısında ki bunu yapmayı başarlar. Acaba Hydra karşı mı gelecek Renekton'dan merak ediyorum. Çok büyük ihtimalle Hydra gelir. Evet, Kazlar gelir. Yani gelecek. Bu aralar Renekton'da vahşi Hydra'yı görmeye çok alıştık. Evet. Yani bu da demek oluyor ki Jax ayrı çıkacak onun karşısında yine ayrı çıkma potansiyeli olacak. Çünkü ya şöyle bir yani dezavantajı var. Şimdi rakipteki ayrı ittiren düellocu bir de Jax ise mahvolmuş Kron Kılıcı yaparsa o birebir de kazanmak isteyecek. Hı-hı. Renekton eğer Hydra yaparsa o da minyon dalgalarını hızlı itirmek isteyecek. İlerleyen zamanlarda bu eşya tercihleri aslında birazcık Renekton aleyhine dönebilir diye çıkarsınız. Zaten o Zin geldi yalnız. Orada en azından Rogue'un başı dertte onu söyleyebilir Can. Orada suya pisten sıçrayla kaçmayı başardı ama canı çok az. Nami'den bir dörtü geliyor. Jana da aynı şekilde ultisini kullandı. Bakalım geri ittirmeyi başardı. Kendi canını kurtardı mı yazdı. Sonra Padden devam ediyor. Pasifi ile birlikte Nami'ye iki kez vurarak orada Nami'yi almayı başardı. Ve bu baskından borçlu çıkan taraf AWE ekibi oldu. Rogue orada gerçekten kendini çok iyi korudu. Rogue çok güzel yani sonuna kadar da orada rakiplerini yemleyerek skoru yine Lucian'a kazandırmayı başardık. Bu çok önemli bir skor. Bir de üzerine ejderha alınırsa büyük bir avantaj elde etmiş olacak. BPI takımı AWE her ne kadar oyunun başında yapmış olduğu tercihleriyle iyi durumda gözüküyor olsa da şu an yapmış olduğu, daha doğrusu almış olduğu skorlarla beraber özellikle Lucian'a 3 tane skor vermesi bayağı can sıkıcı hale geldi ki yani oyunun ilerleyen zamanlarında şu an ekranlarda olan Meteox'un birazcık üzerine iş düşecek gibi o Lucian üzerine atlama konusunda ama işte yani cana varken yanında onu koruyacak daha sonra bir nideli potansiyeli varken 2 tane şifa varken ne kadar etki olacak bu da kafada soru işareti yaratıyor. Kolay değil işte gerçekten yani Lucian'ın bu kadar oyunun başında öne geçmiş olması evet çok önemli. Tam o karşı saldırısı başladığında rakibi de kendisini sersemletti. Bu yüzden orada sonuç alamadılar. O Hiroz kendini gösterdi ama işte Elis de orada hemen ultisini kullanıyor. Oradan geri çıkmaya çalışıyor ama çıkabileceği bir koza denemesi orada güzel bir sıçrayla hiç riski almak istemedi. O kozanın ama çarpma ihtimaline karşılık. Birazcık hani o sıçrama tutabilirdi bana sorarsan. Yalnız Reostar'ın başı dertte Zed evet ultisini kullandı. Yukarı çıktı şu anda. Bakalım o öldürebilecek mi? Evet orada ölüm işaretiyle birlikte Elise almayı başarıyor. Bir de Jax geldi. Evet. Renekton'da alıyorlar. AWE'den çok çok güzel bir oyun gördük diyebiliriz yani. 3 kişi halinde. Yok çıkacaktır ya orada. Ne yapıyorsun? Rahatlıkla çıkmayı başardı orada. Böyle çok güzel bir oyun oynadılar orada. Tabii çok güzeldi ama bedavadan bir skor verecekler neredeyse. Bu oyun gerekliydi. Bu oyun birazcık da hem Zed'in hem de Jax'in oyuna yeniden katılmasına sebep oldu. İşte birer tane skor aldıktan sonra. Ama yukarıdaki kuleyi itirebilecek kadar canları kalmadığı için bunu ekstradan bir göreve çevirmediler. Ama en azından şu an Jax'in üzerinde Beachwater Palace'ı bitti. Ayrıca Renekton'a karşı tabii ki yapılan ve gözünüz kapalı yapabileceğiniz bir bot tercihi Ninja Tabisi bitti. Bu koridorda artık Renekton'un yavaş yavaş geriye düşebileceğini söyleyebiliriz. Eğer Rios da yani Elise bu noktada kendisine yardıma gelmezse orta koridorda yani koridorda açıkçası
O kadar Aprox sağa sola gitmesine rağmen Minyon'da da önde oluşuyor. Büyük bir avantaj bana evet. sorarsan. Çünkü yani Nidalee hep onu takip etmeye çalıştı ama normalde bizim düşüncemize göre Nidalee çok daha mobil olması lazım. Her çalıya girdiğinde işte Puma formunda hoplayabilmek için birazcık daha fazla mesafe kat ediyor olması lazım. Orada sonra şeyde kaçırdı. Ama Instar şu an şu performansı açıkçası çok göz doldurmadı. En azından karşısındaki Aprox'un karşısında kalamadığı gibi, onu takip edemediği gibi bir de hani burada ikinci bir seçenek vardı. Takım arkadaşlarını uyarırsın. Sen koridorda kalıp koridoru itmeye çalışırsın, kuleyi almaya çalışırsın. Hı-hı. Şu an bir kulesine bakabilir miyiz AV takımının orta kuleye? Ne kadar canı var? Yani neredeyse 1 veya 2.5 han almış. Bu sırada biraz önce orta üst koridorda gördük. Jax o yapılan biraz önceki baskınla birlikte koridorun kontrolünü tamamen eline almış durumda. Biraz önce Renekton'a sıçra kullandırdı. Evet. Şu anda zaten Elistor'u, Reyesor'u bu tehlikenin Jax'in karşısında çok durabilecek bir gücü kalmamış gibi gözüküyor. Söylediğim gibi özellikle biraz önceki o baskından sonra, 3'e 2'lik baskından sonra baş gardiyan zırhı gelmeden o Jax'in karşısında gerçekten işi çok zor. Evet. En azından o saldırı hızını bir şekilde durdurması gerekecek. Ki yani minyonların arasında minyonlara odaklanmış bir Jax bana sorarsan hani bir köpeği andırıyor. Çünkü hani sen gidip onun ekmeğine işte mamasına müdahale edersen dönüp sana saldırması durumunda parçalar. Aynen. Çünkü zaten oradan almış olduğu ekstra bir saldırı hızıyla yani ekstra hasarlar çıkarma durumu söz konusu olabilir. Bu noktada Panky'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani şimdi Eriz yine geldi işte. Bu çok doğru bir hareket. O yukarıdaki Jax'i kozadan kaplama kaçması lazım. Yani kaçamadı. Çok büyük bir skor verecek gibi. Evet, orada skoru veriyor Jax. O kozo gerçekten skoru getiren hareket oldu diyebiliriz. Jax de bunun farkındaydı. O kozodan kaçması lazımdı. Biraz fazla bekledi aslında. Çok sağ sol sağ sol yaptı. Bir anda Reyesus'a aslında çok kolay bir koza şansı verdi ve orada şöyle skoru bir şey veriyor. Var. Reyesus'un hani soğukkanlılığını koruması skoru almasına sebep oldu. Neden? Çünkü rakibinin fake atmaya çalışacağını biliyordu. Fake atmaya çalışan şampiyon mesafe kat edemez. Kendisinin üzerinde kırmızı güçlendirme varken o dümdüz yürüdü. Otomatik saldırısını yaptı. O noktadan sonra zaten kozayı tutmak çok da zor bir iş değildi. Bu arada yukarı koridorda kule sonunda düşüyor. Renekton tarafından her ne kadar birazcık geri düşse de o koridorda tabii ki Rios da burada yardımın imdadına yetişti ve iki kere üst üste gelip orada skoru aldırmayı başardı. Üzerinde kule almayı başardılar. Şimdi altın farkı da yaklaşık 2500'ler civarında BPI lane'e gözüküyor. Ama bu soru arkadaşlar oyunumuz şu anda geri başlamış durumda. Reyesus'la Paden ve Evenstar üçlüsü yanlışım Rogue'a da katıldı. Orta koridoru almaya çalışıyor ve evet oradaki kuleyi almayı başardılar. Bu önemli bir kule çünkü en azından şu an yeniden koridorlarına geri döndüklerinde veya ayrı ittiren bir şampiyon olursa şu noktada çok olacağını zannetmiyorum ama Aprox'un hareketlerini daha rahat bir şekilde takip edebilecekler. Aprox'a harita dolaşırken birazcık daha sıkıntı isteyebilir. Bu arada Reyes da orada önde yakalandı. Üzerine bir de şimdi orada su yapış tuttu. Ölmesine bile gerek, daha doğrusu inmesine gerek yok. O gerek varmış. Evet. Yukarıda yeterince hasar vermedi. Ben o ölüm damgası bitirmişim diyordum yine ayakları. Bir totem olsa belki orada kaçma ihtimali bile varmış demek ki. Yani, yani şu üst çalının orada yani belki toteme inebilirdi. Bilemiyorum. Belki minyon olsaydım. Görüş olması lazım. Ama maalesef bunu başaramadı ve yine sırt üzerine düştü. Orada ölüverdi. Evet. Enteresan. Ninja tabii sizi tercih etmiş. Oyunun en azından ilerleyen dönemlerde hem Jax'den hem Sinzado'dan hem Caitlyn'den yani hem de Zed'den hepsinden otomatik saldırıların ayrıyetten verecekleri fiziksel hasardan çekiliyor. Bizim alışık olduğumuz aslında ormancı elizlerin tercih ettiği eşya biliyorsunuz. Sihirbaz papuçlarıdır. Ama tabii rakibin bu kadar fazla fiziksel hasarı olunca Ninja tabii tercihde gelmiş ki birazcık daha hayatta kalabilsin. Reyes da bu tercihi yapmış. Orada ejderha etrafında dans başladı. Evet. Çok dürtülmemesi lazım. Neredeyse o mızrağa yakalanacaktı. Son anda oradan çıkmayı başardı. BPI yalnız geri tutmayı başardı orada. Aprox'un başı koza dertti. Koza çok yakından geldi. Evet. Jax'in gelmesi lazım. Jax'in arkadan kapatması lazım. Kaybediyorlar şu an ejderhayı. Jax şans hala bekliyor. Yani şu savaştan vazgeçmesi lazım AV takımının. Çünkü yaşarlar. Orada yalnız bir Rogue'u buldu. Hayır Rogue'u bulunca daha fazla ilerlemek istemiyor. Geri çekilinecek. Şu an sürpriz faktörü de kalmadı artık. Evet. Yani bu ejderhayı bence taktiksel manada kaybetti. Ki yani bırakması lazım şu an. İnanmaması lazım.
Nami'den bir ulti geliyor. Bakalım devamı gelecek mi? Zin hala en önde. Ama hayır, girmeden öldürmeyi başarıyor. Elisi Jax şu an içeride. Ama Muson hepsini geri püskürtmeyi başardı. Fed'in üstünde ölüm işareti var. Bakalım alabilecekler mi? Düştü mü? Evet, orada Zed ölüm işaretiyle almayı başarıyor. Ama neyin karşılığında? Yani bir skor Jax aldılar. Acaba çıkabilecek mi acaba? İki skor verdiler. Ejderha'yı verdiler. Şimdi bir de üçüncü bir skor verecekler muhtemelen. Orada Nidalee işi bitirecek gibi. Evet. Yani rahatlıkla aldı. Çok yanlıştı ya. En başından Zed o kadar durdurduktan sonra hatta devam ediyor da burada bir skor da aldılar. Dördüncü skor belki de şu an katletmeye doğru gidecek eğer Kate'i almayı başarırlar. Sahip burada evet. Kaç toplamda 4 skor mu geldi? 4 skor ve Ejderha. 4 skor ve Ejderha. 2 de oradan koy 6 skor. Şimdi Ejderha'yı da alacaklar. Yani çok yanlıştı. Zed'i o kadar dürttükten sonra rakibin Jax'ini ortaya çıkardıktan sonra zaten BP o savaşı kafada kazanmıştı. Geri çekilmeyerek abi bir de onların ekmeğine yağ sürdü. Bakın buradayız. Alın buradan ekstra skorları dedi ve bence oyunun kopma noktalarından bir şimdi tanesi. Şimdi onu söyleyecektim. Oyunun kopma noktalarından biri olabilir bu. Yani bir anda 4 skor artı Ejderha AB takımıyla BPI takım arasındaki o altın farkın çok daha ileri seviyelere taşıdığını söyleyebiliriz. Şu anda 5500 altınlık neredeyse bir fark var BPI takımının lehine. Çok enteresan tercihler geldi. Ben AB'nin 4000 bu sırada, onu da hemen düzeltelim. 4000 altın şu anda. Ya şimdi bakıyorum Caitlyn'le Lucian arasındaki güç farkı. Her şeyden önce. Hmm. Daha sonra hani Zed yine orada bir skor aldı ama düşeceği barizdi. Üzerine Jax'in o yerinin keşfedilmesi. Eğer Roku'yu yakaladıysan yani artık ya o saatten sonra ya kendini göster mi, gösterdiysen de artık tamamen ilerlemen lazım. Evet. Orada biraz kararsız kaldı aslında. Yani o totemi beklemiyordu. Belki de çalıya gireceğini umuyordu canının ama öyle bir çalıya girmek yoktu. Yani işte evet. Orta koridor oradaydı ve bir anda ortadan yok olunca nerede olabilir? Ya nehrin koridoru çıkışı olan çalıcısında ya da o köşedeki çalıda, mağazanın yanındaki çalıda diye onu tahmin etmek çok zor değildi ki. Bu noktada Rogu da bu tahmini yaptı. Ona göre totemini koydu. Yani oradan usulca uzaklaşmaları lazım. En azından bir ejderha vereceklerdi. Ve 800 altın olacaktı. Bunu belki bedeli oyunun şu döneminde. Ama gelin görün ki üzerine bir de o kadar fazla skor verdiler ki rakip şu an kendine de güveni geldi. Evet. Ve baskıya başladılar yavaş yavaş ki yani ayrı ittirme potansiyeli olan takım eğer ayrı ittiremeyecekse takım savaşında zaten zayıf olacak. Yani aynen bunun amacımsı yok. Yani şu anda AB'nin elinden çok büyük bir aslında kozlarını elinden aldıklarını söyleyebiliriz. Yani bu farktan dolayı şu anda AB takımını ayrı kittirme özelliğini kapattılar yani evet, tamamen. Kuantum fiziği değil bu sonuçta yani. Eğer bunu yapmayı başarırsanız rakip takımı bakın bu şekilde alta hapsederseniz ne olur? Sizi dürterler, üzerine görevi yaparlar. Kate'in yalnız bir mızrak üstüne bir örümcek elisten gelen. Ölmedi ama yani bir mızrak denemesi de ama Zino da son an çıkmayı başarıyor. Jax'in çoktan kat etmiş olması lazım. Aynen öyle. Yani yukarıda tamam Ayrı ittiriyor ama rakip takım görevi yaptı bile. Ve Renekton'u tam belki geriye doğru yasladı ama yani görev yapamadıktan sonra çok da fazla bir mantığı yok. Şimdi hatta yemlemeye geliyor Panky. Bunun da farkında birazcık geç kaldı bence orada rotasyonu yapmak konusunda Jax. Evet, hani AB takımında bu oyunda enteresan tercihler görüyoruz, enteresan kararlar görüyoruz. Yani kağıt üzerinde gerçekten güçlü duran takım eğer doğru tercihleri yapsaydı şu ana kadar çok büyük üstünlük elde edebilecek olan bir takım şu an geriye düşmüş durumda. Ama bana sorarsan yani oyun hala bitmiş değil. Çünkü hani Caitlyn 6 eşyaya ulaştıktan sonra eğer o kadar uzarsa Jax yine bir noktadan sonra durdurulamaz hale geldi. Zed ayrı ittirirken, karşıda tek kişi duramazken o noktaya gelirsek BPI'nin yine hani durdurulma şansı var AB tarafında. Ama önemli olan o noktaya gelmek. Şimdi bakın 1-3-1 başladı. Ama ne kadar süre devam ettirecekler bunu soru işareti. Şu anda evet ortadan çünkü 4 kişilik BPI takımı ilerliyor. Evet. Zed'in karşısında da Renekton'a yolluyor. Jax'i şu anda yalnız bıraktılar. Hani en azından şu anda Jax'ten çok fazla korkmuyorlar. İnhibitörü verdiler şu an. Eğer bak Zed ve Jax şu an harekete geçmezse inhibitörü verirler. Tam bir minyon dalgasını temizlerler belki ama ya minyon temizleme mekanikleri şu an yok. Yani Caitlyn bak. Caitlyn'in aldığı hasar bir de orada hortum denemesi ama hayır. Çok, şu anda inhibitör gidecek gerçekten. Çok yanlış şeyler tercihler yapıyorlar şu an. Yalnız Jax ve Zed ikilisi hala geri dönmüyor ve bedava bir inhibitör olduğunu söyleyebiliriz aslında burada. 23. dakikada açılan bir inhibitör. Bir de alt koridorda Renekton Zed'i almayı başarıyor. Bu en kötüsü işte. Yani. Oyun şu anda koptu diyebiliriz AB için. Bu en kötüsü. Şimdi
gidecekler. Jax'i yukarıda durduracaklar. Hatta durdurmaya gerek yok. Jax'i belki bir kişiyi gönderip Baron'u bile alabilirler ama yok. Diğer taraftan AB takımı şimdi yaklaşıyor. Yani skor artı inhibitör bu noktada BPI gerçekten çok olumlu işler yapıyor. Doğru tercihler yapıyor. Acaba Jax'in peşinden koşacaklar mı? Bu yanlış olur mesela. Jax'in hiç gerek yok. Evet aynen öyle. Hala zorluyorlar ama evet. Şöyle bir kontrol etsem buralarda çok güzel diye. Şimdi ortadaki inhibitör açıldıktan sonra artık ayrı ittirme potansiyeli tamamen ortadan kalkacak. Çünkü bu noktadan sonra eğer yani bir kişiyi eğer getirmezseniz ışınlanmanız zaten yok. O da ayrı bir soru işareti. Hı hı. Yani tamam, Renekton'un karşısında koridoru kaybetmek için Jax'in tutuştur alma niyetini anlıyorum da bu oyunun başı için önemli bir şey. Oyunun bu noktada eğer mesela bir ışınlanması olsaydı Jax'in ekstra bir şansları olabilirdi. Şimdi kaybedecekleri şey eğer Jax ayrı bir koridoru ittirirse ve onu Renekton bir şekilde tutmayı başarırsa ya da Renekton hatta onu tutmasın. 5'e 4 savaşta kule altına girdin, Nexus'u bitirirsin. Orası. Aynen öyle. Ya orada Jax'in gerçekten bence de bir ışınlanma alması gerekiyor çünkü böyle ya 1-3-1 taktiğini uygulayacaksanız en azından bir şampiyonunuzda ışınlanma olması lazım. Karşı takım dörtlü veya beşli halinde orta koridor veya herhangi bir koridordan ittirmeye başladığı zaman sizin üçlü şampiyonunuzun olduğu koridordan ittirmeye başladığı zaman doğru zamanda ayrı ittirme yapan bir şampiyonunuzun size katılması lazım. Bu tekli derece mantığı bak. Şu AB'nin şu an oynadığı oyun gerçekten solo queue, yolo queue hatta o mantıkta oynuyorlar şu an. Bütün dünya ışınlanmanın öneminin farkında var. Derslerini çalışmıyorlar. Ben bunu merak ediyorum. Yani oturup maç falan mı izliyorlar? Herkes izliyor. Bilemiyorum yani tabii o kadarını ama. Yani ben bu sahnede doğru, bir biraz daha şu anda tekli dereceli mantığında oyun oynayan bir AB ekibini görüyoruz. Şu an çok fazla takım olamamışlar. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. Kesinlikle abi. Baktığın yani zaman daha zaten çok yeni bir kadro. Yani birbirleriyle şu anda çıktıkları resmi ikinci maç. Şimdi bak. Takım içerisindeki uyumu anlarım. Bir tanesinin mekaniği daha iyiydi. Daha kötü onu uydurmaya çalışıyor. O farklı. O bu arada yukarıda acaba alabilecek mi yok? Alabilecek mi gözüküyor. Birazdan sıçrama saldırısıyla evet geldi. Bu en azından bir tesadüf çünkü geri dönmek zorunda o kuş atmayı devam ettirmemesi lazım. Şu an BPI takımı çok fazla. Bir kişi geri göndermeye dedik ki Jax minyonlarla beraber gelirse kötü olabilir. Bu arada biz daha içeri girdik. Zaten ulti geldi orada. Yalnız işte bakın canın ulti ne kadar büyük bir fark yarattı. Caitlyn orada Kozay'ı tuttular ama içeri girecek kadar herhalde potansiyeli yok diye tahmin ediyorum. Ve oradan kaçmayı başardı AB takımı. Rogue'u bugün çok iyi oynuyor. Ben Rogue'un performansı, yani Janna'yla olan performansını çok beğendim. Takım savaşlarında bir kere o odaklanmayı tamamen kendi üstüne alıyor. Ardından ultisini doğru zamanda kullanarak Zin, Zed gibi şampiyonları hemen geri püskürtmeyi başarıyor. Gerçekten güzel performans. Altta girdiler alacaklar mı dedi. Aldılar. Caitlyn'i aldılar. Zed kaçmayı başardı ama Caitlyn kaçamadı. Şimdi üzerine bir de Nami'yi aldılar. Yani şimdi tabii Nexus kulesi de artık düştü. Bir Nexus kulesini daha alabilecekler diye tahmin ediyorum. Jax oraya gelene kadar süper minyonlarla beraber şu an içtiriz ama Jax geldi yetişti. Yani çok fazla içeri girmedi. Yani şunu demek istiyorum. Az önce söylemek istediğim şey şuydu. Eğer böyle bir sahnede oynayacaksan, şampiyon dizi gibi bir sahnede boy göstermek istiyorsan taktiklerini ona göre yapacaksın. Ona göre izleyeceksin. Dünyada kim ne yapıyor, kim ne oynuyor. İşte hangi şampiyonlar hangi amaçlı? Mekanikler bir süre sonra yetmiyor. Yani burada yetmez. Taktik, sen söylediğin gibi taktikler çok önemli. O zaman abicim bak giderler bütün bölgelerden o şampiyonluk serisini Challenger'daki ilk 5 oyuncuyu alırlar. Takımları ona göre kurarlar. Onlar götürür bana. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Eğer yapmayın sen bunu. Johnny'yi kızdırmayın lütfen ya. Yok abi kızmak değil ama yani o sırada AB'den bir Baron denemesi gelecek. Hani artık son çare olarak herhalde deneyecekler ama hayır. Yok. Onu da bırakıyorlar çünkü BPI takımı doğru zamanda karşılık verdi buna. Evet. Şimdi aslında çok da büyük bir fark yok hala bak. Yani kopmadı maç hala. Hı hı. Belki bir Nexus kulesi düştü ama inhibitor en azından çıktı. Hala takım savaşı olay. Ama Caitlyn'in bu şekilde yakalanma lüksü yok bana sorarsan. Çünkü arkadan eğer kapatabilecek olan bir Lucian ya da bir lideri mızrağı olsaydı Caitlyn ölmüştü şu an. Aynen öyle. O yüzden çok dikkatli oynaması lazım. Birazcık sağının solunu. En azından görüşlerin olması lazım. Yani koridor totemi diye bir şey var mesela. Rakibin nereden gelebileceğini. Eğer mobil bir takımla oynuyorsan karşındaki şampiyonların senin yakalama potansiyeli varsa ki burada hani bir Kozat etkisi var ya da işte köşeye döndüğünde yüzleşebilecek, karşıya çıkabilecek bir timsah var. Bunlardan korunabilmek için
koridorun üzerinde tutan bırakır oyuncular arada ve en azından rakibin rotasyonunu görürsün. Nereden nereye geçiyor, kim nerede, hangi şampiyon geldi gibi. Bak mesela bu mızrağın atılma durumunu düşünecek olursak, ooo kötü. Caitlyn'e çok önde. Kaçabilecek mi? Kaçmış sonra Nami ultisini kullandı. Bu sonra bir de hortum geldi. Heroes'un başı dertte gibi ama çok güzel bir suyu hapis. Orada infazı durdurmayı başarıyor ama yine de yetmiyor. Nami de düşecek. Lucian orada skoru almayı başarıyor. 2-2 yapan bir Lucian var. Nami'yi de almayı başarıyorlar. Lucian 3-3 yapar mı acaba? Hayır, daha fazla ilerlemediler ama BPI takımı artık maçı bitirecek gibi gözüküyor. Orta koridorda yeniden çıkmış olan inhibitörü tekrardan yıkmayı başarıyorlar. Ve 5 kişilik BPI takımı. Sonra Rogo biraz önce ultisinin önüne geçti. Caitlyn'e attı. Bir de Muson geldi Rogo'dan. Çok güzel oynuyor şu an gerçekten. Çok çok güzel oynuyor. Gerçekten BPI ekibi Zed burada. Düştü. AVH karşısında galibiyeti almayı başaran taraf olacak gibi gözüküyor. 16'ya 7 baktığımız zaman 9000 altınlık bir fark yarattılar ve 29. Geldi mızrak, geldi mi? Gelmedi o. Yok, orada bir şey çıktı zaten sonra. Ben heyecan yatırmıyorum çünkü. Geldi ama yeterli olmadı atlar ve evet arkadaşlar, Nexus düşüyor. Çalışılması gereken dersler var. Yani benim bu oyunla ilgili yapacağım yorum, yani yorum bu olacak.